Kuyruk sokumu kayması nedir? Neden olur ve nasıl geçer? Kuyruk sokumu kayması belirtileri ve tedavisi. Kuyruk sokumunda meydana gelen ağrılar insanların hayatlarını oldukça olumsuz etkiler. Omurganın alt tarafında bulunan bir kemik olan kuyruk sokumu, sırt ve leğen kemiğini birbirine bağlayarak kemiklerin senkronize bir şekilde hareket etmesinde görebilir. İnce bir kemik olan kuyruk sokumu kemiği kolaylıkla hasar görebildiği için insanlar aldıkları darbelerde daha dikkatli olmaları gerekir. Sırt ve leğen kemiğini birbirine bağlayarak senkronize bir şekilde hareket etmesini sağlayan kuyruk sokumu kemiğinin sağlıklı olması günlük hayat içerisinde hareketler için çok önemli bir yere sahiptir. İşte kuyruk sokumu ve kayması hakkında bilinmesi gerekenler. Kuyruk sokumu kayması omurganın alt tarafında yer alan ve farklı nedenlerle yerinden oynamasıyla meydana gelen bir durumdur. Leğen ve sırt kemiği arasındaki senkronizasyonun bozulmasına yol açan kuyruk sokumu kayması insanların hareketlerini kısıtlar. Neden olur? Kuyruk sokumu kaymasının meydana gelmesinin farklı sebepleri vardır. İnsanlar dikkatsiz bir şekilde ağır bir yük kaldırırsa burada kuyruk sokumu kayması meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kaza ya da doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar ve genetik bozukluklar da kuyruk sokumu kaymasına yol açabilir. Bu tür sağlık sorunlarının aksine insanların kilo alıp verme dönemlerinde düzensizlik, yaşın ilerlemesi ve kuyruk sokumda oluşan iltihaplanmalar da kuyruk sokumu kaymasına sebebiyet verebilir. Nasıl geçer? Kuyruk sokumu kaymasının meydana gelmesiyle beraber uzman hekimler tarafından tedavi uygulanması gerekir. İnsanlar yanlış bir harekette kaymanın meydana getirdiği olumsuz etkileri daha büyük boyutlara taşıyabilir. Burada kuyruk sokumu kaymasının geçmesi için fizik tedavi ilk başvurulan yöntemdir. Bunun yanı sıra lokal enjeksiyonlar ve cerrahi müdahaleler de kuyruk sokumu kaymasının seviyesine göre değişkenlik gösterebilir. Kuyruk sokumu kayması ile beraber ağır ve sancılı bir dönemde olacağı için ağrı kesici ilaçlar ve iğneler de uygulanabilir. Evde tedavi yolları. Kuyruk sokumu kayması meydana geldiğinde doktor müdahalesinin ardından evde ağrıyı ve acıyı azaltmanın yanı sıra tedavi sürecinde hızlanması için bazı yöntemler uygulanabilir. Bunlardan biri masajdır. Doğru masaj teknikleriyle kuyruk sokumu ağrısı azaltılabilir. Bunun yanı sıra buz kompresi ve sıcak su torbası uygulaması da kaymadan dolayı meydana gelen ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Belirtileri. Kuyruk sokumu kayması nasıl anlaşılır? Bu soru insanlar tarafından en çok merak edilen konuların başında gelir. İşte kuyruk sokumu kaymasının meydana geldiğini işareti olan belirtiler. Kuyruk sokumu ağrısı meydana gelen bölgede şiddetli bir ağrı ve acı hissedilir. Dışkı sırasında şiddetli ağrılar hissedilir. Kadınlarda cinsel ilişki sırasında kuyruk sokum bölgesinde ağrılar meydana gelir. Ayağa kalkarken ya da yürürken hissedilen ağrı ve acılar kuyruk sokumu kaymasının belirtisidir. Tedavisi. Kuyruk sokumu kayması tedavisinin doğru yapılması çok önemlidir. Sırt ve leğen kemiklerini birbirine bağlayan ve senkronize hareket etmelerini sağlayan kuyruk sokumunda meydana gelen kaymaya doğru müdahale edilmediği takdirde insanlarda kalıcı hasarlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden kuyruk sokumu kayması belirtileri anlaşıldığı anda doktora başvurulmalı, ardından evde ağrıyı azaltacak ve tedavi hızlandıracak yöntemler tercih edilmelidir. Doktora başvurmadan evde tedavi yöntemleri uygulanması sağlık açısından doğru değildir.